Merhaba arkadaşlar. Evet, bu videomuzda biz Archimedes'in 15 tane önermesi var. Archimedes'in Lemalar kitabı var. 15 tane önerisi var, önermesi var. Bu önermeleri tek tek inceleyeceğiz. Evet, 2000 küsur yıl önce yazılmış, 2200 küsur yıl önce yazılmış. Bazıları Archimedes'e atfedildiği için kendisini olmayabilir ama büyük bir kısmını büyük ihtimalle Archimedes yazmıştır. Ama birkaçını belki söylememiş olabilir. Ama büyük olasılıkla Archimedes'e ait olduğu şu anda söyleniyor. Yani 2200 yıllık bu önermeler arkadaşlar. Önermelerin derlemesidir daha doğrusu. 15 tane sorumuz var, önermemiz var. Evet, bunları tek tek kanıtlayacağız. Evet, ilk önermemiz arkadaşlar. 3 tane maddemiz verilmiş. Birincisi E'de teğettir diyor. Burası teğet, değme noktası yani. ABCD'ye paralel. Şu teğete paralel olmak zorunda değil. Yani şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. İkisi ama birbirine nedir? Paralel. Çok önemli. Paralel olması zaten şart sağlanmıyor. EBD ve EAC. Siz bunu nasıl çizerseniz çizin arkadaşlar doğrusaldır. Çok çok ilginç bir özellik. İleride bunu sorularda da kullanacağız. Çok çok önemli bir lemma. Birinci önermemiz çok önemli. Evet. Bunlar paralel. Burada orta noktaları seçiyorum arkadaşlar. Şurası ve şurası tahminen. Şöyle orta noktaları birleştiriyorum. Şöyle bir çizgiyle birleştirelim. Evet, şurası da orta nokta olsun. Şurası O1 merkez olsun. Şurası da O2 merkez olsun. Evet, şimdi EBD ile EAC'nin doğrusal olduğuna bakacağız arkadaşlar. Evet, o zaman burası buraya eşit RR değil mi? Burası da buraya eşit. Şu üç şey dikmeden dolayı eşittir. Aynı zamanda burası da buraya eşit. Şuradan bir paralel kenarlık alsam arkadaşlar. Şuradan bir paralel kenarlık alsam. Yani şurası şuraya paralel. Burası da buraya paralel olacak şekilde bir paralel kenar alsam. Şimdi şurası çift çizgi olur değil mi? Evet. Evet, nerenin doğrusal olduğunu göstereceğim. Şuranın doğrusal olduğunu göstereceğim. Evet, BD'nin doğrusal olduğunu göstereceğim değil mi? Evet, buranın alfa alfa olduğunu hemen verelim, söyleyebiliriz zaten. Burası alfa ise buraya alfa diyemeyiz. Çünkü burası kırık da olabilir değil mi? Ama şurası alfa ise şurası 2 alfa diyebiliriz değil mi? Evet. Burası buraya paralel. Burası da 2 tane okusayım. Buraya paralel olduğu için arkadaşlar şurası 2 alfa ise şurası da ne yapar? 2 alfa yapar. Neden? Paralel kenarın karşılıklı açıları birbirine eşit değil mi? Eğer burası 2 alfaya 2 alfa ise buralara ne kalır arkadaşlar? Alfaya onun niye ikizkenar olduğunu göstermemiz lazım değil mi? Şurası tek çizgi ise şurası da tek çizgidir değil mi? Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit. Şurası eşit ise şurası da çift çizgidir. Şimdi O1 EO2 şuraya yazalım. EO2 eşittir ne arkadaşlar? O2D. İkisi de yarı çap değil mi? Yarı çap olduğu için eşittir. Bu çift çizgi tek çizgi. Bu tek çizgi o zaman buraya ne kalır? Çift çizgi kalır değil mi? Buraya ne diyelim? A, B, C, D, E, F diyelim. O zaman B, F neye eşit olmuş olur? F, D'ye eşit olmuş olur. B, F eşit F, D olur. Zaten amacımız da bunu bulmaktı. Şimdi burası alfa ise o zaman burası da nedir arkadaşlar? Alfadır. Evet. Şimdi ben buraya beta dersem arkadaşlar ben biliyorum ki paralel kenarda şu ikisinin toplamı neydi arkadaşlar? 180'i değil mi? Yani 2 alfa artı beta 180. Burası da aynı şekilde EBD açısı da EBD açısı da nedir arkadaşlar? 2 alfa artı beta değil mi? O zaman EBD açısı nedir? EBD eşittir 180'dir. Bir açı 180 olmaz. O zaman o nedir EBD? EBD doğrusaldır. Evet, aynı şekilde bu tarafta da çalışabiliriz arkadaşlar. Ama bu sefer nereye 2 beta diyeceğiz? Şuralara beta beta diyeceğiz. Teta diyeceğiz hatta. Aynı şeyleri yapıyoruz. Şöyle bir paralellik çiziyoruz. Değil mi?
Şuraya x diyelim bu sefer, daha farklı olsun. Burası x, x ise burası ne yapar? 2x yapar. Burası 2x ise burası da 2x yapar. Şimdi burası çift çizgi ise burası da çift çizgi yapar. 2x ise 2x yapar. Tek çizgi ise tek çizgi. Çünkü şunu biz ne aldık arkadaşlar? Paralel kenar aldık. Şöyle, şöyle, şöyle bir paralel kenar oluşturduk. Çünkü zaten buranın buraya paralel olduğunu biliyorduk. Şunu silelim. Tek olsun ya da. Evet, şu diğeri çift olsun. Evet. Şimdi bu buraya eşit, burası buraya eşit. Yine o E, O2, O2, C'ye eşit. O zaman ne olur arkadaşlar? Şu tek çizgi, burası çift çizgi olur. E burası da çift çizgi ise buralar ne dağıtır? X, X dağıtır değil mi? Yine aynı mantığı yapsak. Buraya biz Y açısı dersek arkadaşlar. Y ile 2X'in toplamı nedir? Y ile 2X'in toplamı 180 olduğunu biliyoruz değil mi? Evet 180. E peki Y artı 2X 180 ise şu EAC açısı yani EAC açısı ne yapar arkadaşlar? 2x artı y yani 180 yapar değil mi? Bir açı 180 olması demek onun doğrusal olduğunu gösterir. Yani CAE doğrusaldır. Doğrusaldır. Yani çok çok önemli arkadaşlar. Rastgele çizdiğimiz, şurada küçük bir örneğini yapayım arkadaşlar. Rastgele çizdiğimiz, istediğimiz şekilde alalım, istediğimiz kadar tuhaf olsun. Mesela şöyle aldım ben. Bu çap olacak ama. Şuradan bir çap alıyorum. Şuna paralel de şuradan bir çap alıyorum arkadaşlar. Şuradan çizdiğimiz şu teğetten şu ikisini birleştirdiğimiz şeyler arkadaşlar. Şu nokta ve şu nokta ve şu nokta bunlar doğrusaldır arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın doğrusal çıkar. Nasıl alırsanız alın doğru. Tek şart şunları çap ve paralel alacaksınız. Eğer bunlar çap ve paralelse bu üçü her zaman nasıl çizerseniz çizin doğrusaldır. Bir de bunun dışa dönük yönü var arkadaşlar. Bu önermenin. Dışa olanı daha kolay, daha pratik. Hemen çıkıyor zaten. Bir şey yapmaya gerek yok. Kendinden çıkıyor. Ama yine aynı kural geçerlidir. Bunları da sorularda kullanacağız. Dışta da bir tane olsun. Evet. Şimdi yine bir şurada bir çap alalım. Şöyle bir çap alalım. Şurada da bir çap alalım. Yine aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Paralelse arkadaşlar şuna aynı ispat ama biraz daha farklı. Paralel kenara burada gerek kalmıyor yanılmıyorsam. Evet. Bunu da ispatlayalım. Aynı ispat. Şu merkezleri birleştiriyoruz. Şurası ve şurası nedir arkadaşlar? Merkez. Şuna ABC diyelim. Öyle dedik. ABCD O1, O2 merkezli. Şimdi arkadaşlar şunu biz göreceğiz burada. Şunun biz doğrusal olduğunu göstermeye çalışıyoruz değil mi? Ben zaten şuraya 2 alfa dersem burası 2 alfa ise burası da 2 alfa olur değil mi? Neden? Bu doğrusaldır. Şunu doğrusal aldım arkadaşlar. Çünkü biz iki dairenin merkezini birleştirirsek arkadaşlar teğetten geçer, merkezlerden geçer ve bu doğrusal olur değil mi? Tam değme noktasından geçer. Çünkü buraya bir teğet çizdiğinde dik dik, 2 dik 180 yapar. Evet, öyle hemen ispatlayabiliriz. Burası 2 alfa ise burası küçük, büyükre şurada küçükre küçükre olursa buraya ne düşer arkadaşlar? Beta düşer. Burası 2 alfa olduğu için bu da ikizkenardır. Değil mi? Şurası şuraya eşittir. Şurası şuraya eşittir. Burası ne? Buraya ne düşer? Yine beta düşer. Evet arkadaşlar şu doğrusal olduğu için bunun kırık olma ihtimali yoktur. Çünkü bu beta ise bu nedir arkadaşlar? Doğrusaldır. Aynı şekilde diğer tarafı da gösterebiliriz arkadaşlar. Hani şurası 2 alfa ise hemen gösterelim hatta hiç harf vermeye de gerek kalmıyor. Burası 2 alfa ise burası alfa alfadır. Burası 2 alfa ise burası alfa alfadır. Görüldüğü gibi arkadaşlar şu doğrusaldır. Burası alfa alfa olduğu için nedir? ABCD şuraya E noktası diyelim. AED ve BEC doğrusaldır. İleride bunu sorularda çok kullanacağız arkadaşlar. Çok basit ve şey bir özellik gibi duruyor ama
soruların içerisinde çok kullanacağız. Evet. İlk yönelmemiz böyle. Çapları paralel olan, değil mi? Çapları paralel olan teğet iki çemberin, evet, girişlerin uçlarını birleştirdiğimizde, bunlar nedir arkadaşlar? Teğetle birleştirdiğimizde doğrusaldır. Çok çok önemli birinci teoremiz. Evet, şimdi ikinci önermeye geçelim. İkinci önerme ne diyor bakalım. Evet. Önerme 2. Evet. İkinci önerme arkadaşlar. Evet, yine bir tane yarım daire veriyor. Bundan sonra yarım daire üzerinde çalışacağız genelde. Şöyle bir yarım daire verilmiş. A, B. Şöyle bir teğet alınmış B'den. Sonra şuradan bir teğet alınmış. Şey, bu değme noktası var. Sonra şuradan bir dikme indirilmiş. Sonra şurası birleştirilmiş. Evet. A, B, C, D, E, F. Şimdi verilenlere bakalım arkadaşlar. Hemen verilenlere bakalım. Verilenler 1 A, B çap. A, B nedir arkadaşlar? Çap. A, B çap. A, B çemberin çapıdır. 2 İkinci özelliğimiz arkadaşlar, ikinci özelliğimiz AC çemberin çapı DE AB'ye dik. DE AB'ye dik. Üçüncü özelliğimiz D ve B çembere teğettir. D ve B noktasında çembere teğettir. DC ve CB D, C, D, D ve B noktasında teğettir. Yani buralar değme noktası teğet. Yani dik diyebiliriz direkt hemen buraya. Evet. Ne istiyor bizden? Neyi kanıtla diyor. Eğer böyleyse diyor şekil arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Ne yap diyor bize? Evet, neyi kanıtla diyor? D şunu biraz daha bu taraftan alalım arkadaşlar. Teğettir. D F'nin F'ye eşit olduğunu kanıtla diyor. Kanıtlayınız. Evet, kanıtlayınız. D F eşit F E. DEFE'yi kanıtlayalım. Şöyle okuyayım. Evet, burada arkadaşlar şurayı biraz uzatacağımız için bunu biraz daha daraltalım. Çünkü böyle işimize yaramaz. Evet. Şöyle alalım ki yukarıya gitmesin arkadaşlar. Şekil aynı şekil. Değişen bir şey yok. Yine tam buradan aldığı için arkadaşlar ne yapıyorum ben? Dikmemi buradan indiriyorum. Evet, yukarı taşması diye yaptım arkadaşlar. Şekil yine aynı şekil. Yine nereye birleştiriyorum bu sefer? Şurayı birleştiriyorum. Evet, yine A, B, C, D, E, F. Evet, böyle yapmamın sebebi yukarıda daha güzel birleşiyorlar arkadaşlar. Şurası E. Evet, bunu çözmek için arkadaşlar şu muhteşem üçlü dediğimiz şurası şuraya eşit şeyi kullanacağız. Yani dairede dik açıdan gelen çevre açıdan çevre açı dikse ve o çevre açıdan gelen merkezi birleştirdiğimiz şey yarıçap olduğu için muhteşem üçlü oluşuyor. Burada da aynısını oluşturacağız. Yani biz şöyle bir şey aldığımızda ve şöyle bir şey aldığımızda evet, şurası neydi arkadaşlar? Dikti, değil mi? Çünkü neden dikti? Şurası çapı gören açı 90 derece olduğu için burası diktir. Şurası çapı görüyor, değil mi? AB çap diktir. Şunu da şöyle uzattığımız zaman
Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Burası eşit, burası eşit, burası dik olduğu için üçüncü de ne oluyor? Eşit oluyor, evet. Yakaladıysak hemen sonuç geriye geliyor zaten. Şu ayağı ne diyelim? Ne dedik? D, A, B, D, A, B, C ne demiştik? A, A, B, şey yanlış dedik. C, D, E. Şimdi oldu herhalde. Evet. Şimdi A, B, C, D arkadaşlar. D, E, A, B dik. Evet, yanlışla düzelttik. Şimdi ben neyi göreceğim burada? Thales teoremi, yani benzerliği göreceğim arkadaşlar. Evet, buranın buraya eşit olduğunu diyoruz. A, B, C, D, E, F, şuraya G noktası diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir benzerlik görmemiz lazım. Şimdi şuraya X dersem arkadaşlar, şuraya X diyeyim. Şurası da ya da şuraya X, Y diyelim arkadaşlar. Şuraya A diyelim, şey M diyelim şuraya da. X, Y, buraları da Z diyelim. Z diyelim. Şurası da A, E'ye kadar olan kısım, şurası merkez. Şuraya A diyelim, şuraya da B diyelim arkadaşlar. Değil mi? Hemen bir benzerliği uyguluyorum. Hemen görüyorsunuz zaten. Neydi? A bölü A artı B. Şuralar dik olduğu için, teğet olduğu için arkadaşlar. Nedir? A bölü A artı B. Yani direkt yazar masasıyla. A, E bölü A, E bölü A, B. A, E bölü A, B eşittir. F, E bölü F, E bölü B, C. Bu birincisi. Hemen ne çıkar buradan? Hemen yerine yazarsak. A, E. A bölü A artı B eşittir. Y bölü Z'den. Y ne yapar arkadaşlar burada? Y ne yapar? A çarpı Z bölü A artı B. Evet, X'e bakalım. Aynı oran, şimdi burada A bölü B oranı varsa burada da A bölü B oranı var, değil mi? O zaman AE bölü AE bölü EB, AE bölü AB yine neye eşittir arkadaşlar? DF bölü DF bölü GC, değil mi? DF bölü GC'ye eşittir. Evet, buradan DF bölü GC'ye eşittir. Burada ne yapabiliriz? DF'ye Z demiştik. AE bölü EB, A bölü A artı B eşittir. DF X bölü Z. X ne yapar arkadaşlar? A çarpı Z bölü A artı B. Gerçekten neyi gösterir bize bu arkadaşlar? Y'nin de A çarpı Z bölü A çarpı Z bölü A artı B, X'in de A çarpı Z bölü A artı B olduğunu gösterir. Bu bize şunu gösterir. Neyi gösterir? DF'nin F'ye eşit olduğunu gösterir. Evet. DF'nin de F'ye eşit olduğunu ispatlamış olduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü önermeye geçiyoruz. Üçüncü önermede evet, üçüncü önermede de yine bir yarım dairemiz var. Bakalım. Evet. Önerme 3. Üçüncü önermeye bakalım. Evet, üçüncü önermede de arkadaşlar yine bir yarım daire verilmiş. Bahsettiğim gibi şöyle bir yarım daire verilmiş. Bu yarım dairede şöyle bir dikme indirilmiş. Şu kirişe eşit olacak şekilde bir nokta alınmış. Şöyle, şöyle noktalar hemen işaretlerini yapalım. A, B, C, D. Şurası da E olsun, şurası da F olsun. Evet, noktalar önemli değil. Şurasının şuraya eşit olduğunu vermiş, dik vermiş. C'yi de AC yayında CD'ye eşit vermiş. AB çap tabii ki. Evet, hemen verilenleri yazalım. Verilenler 1. Neydi arkadaşlar? AB çap. AB çap. Çemberin çapı. Çapı. 2. CEAB dik, CEAB dik. 3
AC yayı, AC küçük olan arkadaşlar, AC yayı eşittir CD yayına. 4 AE de, AE de neye eşittir arkadaşlar? AE de EF'ye eşittir. Şimdi bu 4 tane maddemiz var. Bize neyi kanıtlayın diyor? BF'nin FD'ye olduğunu, eşit olduğunu kanıtlayınız. Evet. Çok güzel bir üçüncü önermemiz. Evet, bu önerme de arkadaşlar çok farklı çözümleri var arkadaşlar. Araştırabilirsiniz ama biz deltoidten çözeceğiz bunu. Trigonometriye de girebilirsiniz. Farklı benzerlik, benzer üçgenleri de kullanabilirsiniz. Biz burada deltoidi görmeye çalışacağız. Bir deltoid oluşturacağız. Önce şunu biliyoruz. Ben şu çizdiğim uzunlukla arkadaşlar eşit yayı gören kirişlerde nedir birbirine? Eşittir. Şu iki eş üçgenlerden dolayı, yani muhteşem üçgen dediğimiz şu iki üçgen eştir arkadaşlar. 90 tek çizgi şurası S, 90 tek çizgi S. Bu iki üçgen eş olduğu için burası da nedir? Eşittir. Evet, şöyle bir şey çizdiğimizde, arkadaşlar, şurası tek çizgi, şurası şöyle de birleştirdiğimizde BD'nin BF'ye eşit olduğunu kanıtlayacağız. Şurası açıortay arkadaşlar. Evet. Zaten şu ikisini çizmişiz arkadaşlar. Şimdi şu olmasaydı kesin şey diyemezdik. Deltoid diyemezdik. Çünkü bunun geniş ve dar olduğunu kanıtlamamız lazım. Ama iki tane ikizkenar olduğu için arkadaşlar, ikisi de şunun üzerinde olduğu için biz buna deltoid diyebiliyoruz. Diğer türlü diyemezdik mesela. Şu olmasaydı arkadaşlar. Çünkü bu açı açı değil. Bu nedir? Kenar açı. Tuhaf bir benzerlik. Şu ikisi olduğu için, şu ikisi birbirine eşit olduğu için, yani şu çizginin bu mu, şu mu olduğuna karar veremeyiz. Ama bu da olduğu için arkadaşlar, bu şurası dar olan, şurası geniş olandır. O zaman burası da geniş olandır. O zaman bu ne olabilir? Birbirinin simetrisi olabilir. Yani şöyle katladığımızda ABC'de ne yapar arkadaşlar? Şöyle yazalım. ABC'de değil. FBDC. FBDC deltoiddir. Evet, deltoiddir. FBDC deltoid olduğu için de arkadaşlar ne olur? BD'de deltoidin en önemli özelliği. BD'de neye eşittir arkadaşlar? BD'de BF'ye eşittir. Bu kolay çıktı. Deltoid'den hemen rahat bulabilirsiniz. Evet, buradaki önemli olan şu eşitlikleri görebilmek arkadaşlar. Bu eşitlikleri görürseniz soru çok rahat çıkar arkadaşlar. Üçüncü önermemiz de böyle. Evet. Dördüncü önermemiz Arbelos arkadaşlar. Arbelos'un alanı. İki tane yarım daire çizeceğiz. Biliyorsunuz Arbelos Yunanca yanılmıyorsam kundura bıçağı demek arkadaşlar. Ayakkabıcılarda var zaten, bu bıçak kullanılıyor şu anda. Şu anda tabii bilmiyorum, kullanmıyordur büyük ihtimalle ama eskiden ayakkabıcılarda Arbelos, şuna 4, 3 müydü? 4. Evet. Arbelos'un alanı arkadaşlar. İki tane, bir yarım dairenin içerisinde iki tane yarım daire çizilerek elde ediliyor. Şimdi bakalım neler verilmiş, nasıl yapacağız. Evet, birinci yarım dairemiz şöyle küçük olsun. Çok iyi çizemedik ama şöyle çizmeye çalışalım. Evet, şu taralı alana arkadaşlar, şu taralı alana evet, Arbelos diyoruz arkadaşlar. Tabi AB, önce bir şunları yazalım. AB, CD, AC, BC,
ve AB çaplı yarım daireler Evet, şöyle bir dikme indiriyoruz arkadaşlar. Şurası dik. ABCD. AB dik DC'ye. Ne istiyor bizden? Taralı alanı. DC cinsinden bulunuz. Evet. Gerçekten DC cinsinden çıkıyor arkadaşlar. Yani şu çaplardan bağımsız bir formül elde edeceğiz. Çok güzel. Bu arbelos şekli arkadaşlar. Bir yarım daireden iki yarım daireyi çıkardığımızda oluşan şekildir. Yani bir yarım daire aldığımızda, iki yarım daire şey yaptığımızda çok güzel bir şey kalır. Şeklin sonunda sileceğim arbelosu tam nasıl olduğunu görmeniz için. Ama şimdi hemen işlemlere girişeceğiz. Evet, biz biliyoruz ki arkadaşlar iki yarım daireden, değil mi? İki yarım daire çıkarsak taralı alanı buluruz. Hemen başlayalım. Bu yarıçapı ne olsun? Şuraya AA diyelim. Şu yarıçap da BB olsun. O zaman büyük üçgen yarıçapı A artı B oldu, değil mi? Evet, hemen büyük üçgen yarıçapından taralı alan. Taralı alan eşittir. Büyük üçgenin yarıçapı. Büyük üçgenin yarıçapı nedir? A artı B bölü 2 çarpı pi. Değil mi? Niye 2'ye böldüm? Yarım daire olduğu için. Eksi. Şu ikisinin toplamını çıkarıyorum. Nedir? A kare pi bölü 2 artı B kare pi bölü 2. Yarım daireleri çıkardım. Taralı alanı bulurum, değil mi? Basit bir şekilde. Ne kalır taralı alan burada? A kare pi, B kare pi'ler gider arkadaşlar. Ya da şöyle uzun uzun yazalım. A kare artı B kare artı 2 AB pi bölü 2 eksi A kare pi artı B kare pi bölü 2. Bu A kare pi'ler gider arkadaşlar. Geriye ne kalır? Taralı alan 2 AB pi 2 AB pi bölü 2 kalır. Geriye ne kalır? A çarpı B çarpı pi kalır. Bu kadar basit. Tabii ki işlemimiz bitmedi burada. Ne yapacağız bundan sonra? Arbelosu CD cinsinden istiyor. Şimdi biz CD'ye H dersek arkadaşlar ve şöyle bir hayali çizgiler çizersek. Burası dik. Çapı gördüğü için burası dik. Burada ne var? Hemen bir Öklit var. Değil mi? H kare eşittir 2A çarpı 2B. 2A çarpı 2B. Buradan H kare ne yapar? 4AB. H ne yapar arkadaşlar? H kare eşittir 4AB ise... O zaman A çarpı B yerine ne yazarız? A çarpı B yerine 4AB bölü H kare yazarız. Evet, bizden de H cinsinden istiyordu zaten. Şu AB gidiyor. Değil mi? Böldük çünkü. 4 bölü H kare. AB yerine 4 bölü H kare yazarsam 4Pi bölü H kare bulmuş oluruz. CD cinsinden bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, bu arbelosu da çok kullanacağız arkadaşlar. Bu arbelosu da çok uğraşacağız. 5-6. önerme zaten direkt bunlarla ilgili. Bunun üzerinde çok çok duracağız. Evet, arbelosun tam şekline bakalım şimdi. Evet, alanını bulduk, taralı alanını CD cinsinden. Arbelosun tam şekli arkadaşlar. Şunları şöyle zaten sileceğiz. Şöyle sildiğimizde. Evet, şuna biz arbelos diyoruz arkadaşlar. Şurayı da görmezseniz. Şu kalan şekil bir arbelos şeklidir. Şurada bir tutacağı var. Şunu da silelim. Evet. Çok güzel değişik bir şekil, değil mi? Sana etkiliyor. Evet. Şimdi 5. önermeye arkadaşlar. Gelecek videoda geçelim. Çünkü çok uzun oldu. Çünkü 5. de biraz uğraştıracak bizi. Evet. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.